Sıvı basıncı, sıvının derinliği ve yoğunluğu arttıkça artar. Sıvıların uyguladığı basınç ile ilgili deney yapan serap şekilde su, şekildeki su bulunan 1-2-3 numaralı kaplardan K kabına taşıma seviyesine kadar eşit hacimli su dolduruyor. K kabının ölçü verilmeyen ve soru işaretiyle belirtilen kısmının yüksekliği H'tan küçük olduğu biliniyor. Buna göre son durumda 1-2-3 yoğurmaların hangilerinin doğruluğu kesindir. Evet, ilk başta şekle bakarsak evet, burada K kabının hacminin 300 ile 400 milim arasında olduğunu görürüz. 400 milimden küçük olacaktır çünkü soru işareti kısım H'tan küçük. Evet, H 100 milime denk geldiği için evet, K kabının hacmi 300 ile 400 mililitre arasındadır. Evet, her bir kaptan yaklaşık yani 100 mililitrenin üzerinde evet, su K kabına boşaltılacaktır. Peki 100 mililitrenin üzerine su boşaltırsa sorun durumda yükseklikler ne olur onlara bakalım. Evet, yaklaşık birinci kaptaki su seviyesi buraya kadar düşecektir. Çünkü 100 mililitre üzerine su boşalttığımız zaman evet, yükseklik buraya kadar gelecektir. İkinci kaba baktığımız zaman ikinci kabın evet, yüksekliği ilk durumda 3 H fakat evet, H seviyesine kadar 100 mililitre var. Yani H seviyesinin altına düşecektir. Üçüncü kapta ise evet, üçüncü kabın yarısı 100 mililitre oluyor. Yarısından biraz daha aşağıda evet, son su seviyesi bulunacaktır. Şimdi yargılara bakarsak en büyük sıvı basıncı ikinci kabın tabanında oluşur demiş. Hayır, bu ifade yanlıştır. Çünkü kabın şekline baktığımız zaman birinci kaptaki sıvı basıncı ikinci kaptan daha büyük olacaktır. Çünkü buradaki H seviyesindeki azalma birinci kaba göre daha fazla olacaktır. Üçüncü kabın tabanında oluşan sıvı basıncı birinci kabın tabanında oluşan sıvı basıncıdan küçük olur demiş. Üçüncü kabın evet, baktığımız zaman yüksekliğine H bölü 2'den evet, daha küçük olduğunu görüyoruz. Birinci kapta ise evet o kadar H'tan biraz aşağıda kalmış. Ondan dolayı üçüncü kabın tabanında oluşan sıvı basıncı birden daha küçük olacaktır. Evet, bu ifade doğrudur. Önceki durumlara göre sıvıların kapların tabanlarına uyguladığı basınç değişimi en çok ikinci kapta en az üçüncü kapta olur demiş. Evet, üçüncü kaptaki ikinci kaptaki sıvının seviyesi 3H'tan evet 3H'tan H'ın altına düştüğü için en fazla sıvı basıncının azal değişimi ikinci kapta olurken yüksekliği en az düşen ise evet üçüncü kaptır. Azalan ise üçüncü kaptır. Bundan dolayı da en az basınç değişimi üçüncü kapta olacaktır. Bu ifade doğrudur. Cevabımız 2, 3, D seçeneğidir. Aşağıdaki görselde eski tarihlerde kullanılan ahşap malzemeden yapılmış bir su deposu gösterilmiştir. Ahşaptan yapılmış bu su depolarının etrafı demirden yapılmış çemberle sarılır. Demir çemberler ahşap su deposunun üst kısmından alt kısmına doğru inildikçe daha sık aralıklar ile kullanılır. Bu durumu en iyi aşağıdakilerden hangisi açıklar? Burada bakıyoruz. Burada mesafe bu kadarken, burada bu kadarken buralarda gittikçe daha az mesafeler var. Bunu neye benzetebiliriz? Tıpkı denizler, barajlar yapılıyor. Barajlar yapılırken su toplanan yerde alt tarafı nedir? Daha geniş yapılır. Bunun daha geniş yapılmasının sebebi su yüksekliği arttıkça basınç ne olacaktır? Artacaktır ve tabana daha fazla kuvvet yani basınç uygulayacaktır. Bakalım A seçeneğinde deponun alt kısmının yüzey alanının azalması ile uygulanan katı basıncının artması. Hayır, katı basıncı ile ilgisi yok bunun, sıvı basıncı ile ilgilidir diyebiliriz. B seçeneği sıvı basıncının sıvının derinliği arttıkça artması. Evet, derinlik ne kadar artarsa aşağı doğru basınç o kadar fazla olur. Bunu söyleyebiliriz. Şu şekilde bir fıçı olduğunu düşünün. Bir fıçıya eğer şu şekilde 8-10 metre belki daha fazla bir su borusuyla su koyduğumuz zaman fıçıyı ne yapabiliriz? Patlatabiliriz. Basınç o kadar büyüktür. C seçeneğinde sıvı basıncının sıvının yoğunluğu arttıkça artması. Sıvının yoğunluğuyla hiçbir ilgisi yok çünkü sıvının yoğunluğu değişmiyor. Deponun içindeki suyun miktarı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı artması. Buradaki basınç zemine uygulanan basınç değil, su depolarının tabanına uygulanan basınç olduğu için bununla da ilgisi yoktur diyebiliriz. Sorumuzun cevabı B seçeneği.
Aşağıdaki özdeş kaplarda T, Y ve Z sıvıları bulunmaktadır. Sıvıların derinlikleri şekilde gösterildiği gibidir. T, Y ve Z sıvıların bulundukları kapların tabanlarına uyguladıkları sıvı basınçlar arasında T büyük, Z büyük, Y ilişkisi vardır. Buna göre T, Y, Z sıvılarına ait yoğunluk sıvı grafiği aşağıdaki hangisi gibi olabilir? Evet, sıvının kabın tabanına yaptığı basınç yoğunluk ve derinliğiyle doğru orantılıdır. T ve Y'yi karşılaştırırsak burada T sıvısının sıvı derinliğinin daha az olduğunu görüyoruz fakat basınç daha büyük olduğu için T sıvısının yoğunluğu Y'den büyük olacaktır. Y ve Z'ye baktığımız zaman Z'nin sıvı derinliği daha düşük fakat basıncı Y'den büyük yani Z sıvısının da yine yoğunluğu Y'den büyük olacaktır. Bu durumda Y sıvısının yoğunluğu en küçük olur. Grafiklere baktığımız zaman Y sıvısının yoğunluğu en küçük olduğu grafik B seçeneğidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki özdeş kaplarda farklı miktarlarda farklı cins sıvı vardır. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerin hangileri doğrudur? Her iki kaba içlerindeki sıvılardan içlerindeki miktarlar kadar sıvı eklendiğinde kapların tabanlarına uygulanan sıvı basınçları eşit oluyor ise P sıvısının yoğunluğu R sıvısının yoğunluğundan büyüktür. Evet, her iki kaba içlerindeki miktar kadar sıvı eklendiğinde birinci kaptaki sıvının yüksekliği 2H'tan küçük olacaktır. İkinci kaptaki sıvının yüksekliği ise 4H'tan küçük olacaktır. Ve bu durumda eğer sıvıların basınçları birbirine eşit ise o zaman P sıvısının yoğunluğu R sıvısının yoğunluğundan büyüktür. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadeye gelince R sıvısının yarısı boşaltıldığında bu sıvının kalanının ve P sıvısının bulundukları kapların tabanlarına uyguladıkları sıvı basınçları eşit oluyorsa P sıvısının yoğunluğu R sıvısının yoğunluğundan küçüktür demiş. Evet, R sıvısındaki kabın yarısını boşalttığımız zaman sıvı seviyesi H'in altına düşecektir. Evet, birinci kapta bir değişiklik olmadığı için sıvı seviyesi H kadardır. Evet, bu sıvı basınçları birbirine eşitse o zaman R sıvısının yoğunluğu P sıvısından büyüktür. Bu ifade doğrudur. Üçüncü ifadede kapların tabanlarına uygulanan sıvı basınçları eşit ise, ilk durumda eşitse o zaman P sıvısının yoğunluğu R sıvısının yoğunluğun iki katı kadardır. Eşit ise ve kaplara içindeki sıvılardan P sıvısı miktarı kadar eklendiğinde ikinci kabın tabanına uygulanan sıvı basıncındaki değişim birinci kaba göre daha fazla olur demiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü P sıvısı kadar eklendiğinde birinci kaptaki sıvı seviyesindeki artış ikinci kaba göre daha fazla olacaktır. Ayrıca yoğunluğu da fazla olduğu için P sıvısının R sıvısından birinci kaptaki basınç değişimi ikinci kaba göre daha büyük olur. Cevabımız 1, 2, B seçeneğidir. Aşağıdaki kaplar özdeştir. Tamamen su ile dolu K kabından P kabına. Evet, K'dan P kabına, L kabından R kabına, M kabından S kabına su akışı başlatılıyor. Buna göre su akışı bittikten sonra K, L ve M kaplarının tabanlarında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Şimdi buradan sıvı akış başladıktan sonra nereye kadar gelebilecek? Bunun en üst yüzeyine kadar gelebilir. Bunun en üst yüzeyi bakıyoruz. En üst yüzeyi şurası. K'da kalacak su miktarı bu kadardır. Eğer şurayı sıfır noktası kabul edersek K'daki kalacak su miktarı ne kadardır? 2H kadardır. O zaman yapacağı basınç ne kadardır? K'nın basıncı 2H kadardır diyebiliriz. L'ye baktığımız zaman L'de ise ne kadar kalacaktır? Bizim sıfır seviyemiz şurası olduğuna göre L'de kalacak olan kısım H kadardır. Dolayısıyla L'nin basıncı da ne olacak? K'nınki 2H kadar, L'ninki H kadar. Peki M'ye bakalım. M'ye baktığımız zaman da su nereye kadar gelecektir? Buradaki şu seviyeye kadar gelecektir. Bu seviyeye baktığımız zaman yine sıfır seviyeye göre konumuna baktığımız zaman 1, 2, 3H şeklinde olacaktır. O zaman M'nin basıncı ne olacaktır? 3H. M'yi şu baş tarafa yazarsam M'nin basıncı 3H diyebiliriz. Dolayısıyla 3H büyüktür, 2H büyüktür, 1H ve M büyüktür, K büyüktür, L şeklinde yazabiliriz. Sorumuzun cevabında neyi arayacağız? M büyüktür, K büyüktür, L'yi arayacağız. Bu da A seçeneğinde verilmiştir. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Hep aynı miktarda su akıtan musluk ile doldurulan şekildeki kap özdeş bölümlerden oluşmuş ve su geçirmeyen bir bölme ile ayrılmıştır.
15 özdeş bölümden oluşmuş kabın her bir bölümü 1 saniyede dolmaktadır. Buna göre musluk açılıp kaba su dolmaya başladığında ifadelerinden hangileri doğrudur? Musluk buradan açılıyor, aşağı doğru su akıyor, su dolmaya başlıyor. 1 saniye geçti. 1,5 saniye geçti, 2 saniye geçti ve 3 saniye geçti diyelim. 3 saniyede ne kadar dolacak? Bu kadar dolacak diyebiliriz. 4. saniyede P noktasında sıvı basıncı oluşmuştur. 4. saniye olduğu zaman yarısı buraya, yarısı buraya dolacak ve sıvı basıncı oluşmuş mudur? Evet, oluşmuştur diyebiliriz. 2, 8. saniye sonunda P ve R noktalarına etki eden sıvı basıncı eşittir. P ve R. Bakalım şimdi P noktası burası. Buraya su dolmaya başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye kadar geldi. 7'deyken P noktasındaki basınç ne kadardır? 2H kadardır. Peki 8. saniyede ne olacak? 8. saniyede buradan buraya su dolmaya başlayacak. Buraya su dolduğu zaman R seviyesinin yüksekliği ne kadar olacak? H kadar olacak. Peki ne diyor bize? P ve R noktalarında etki eden sıvı basıncı eşittir diyor. Hayır, eşit değildir. P noktasının üzerindeki noktalar 2H kadar, R noktasının üzerindeki noktalar ise H kadardır. Dolayısıyla eşit değildir. Üçüncü bilgiye bakalım. 12 ve 15. saniyeler arasında P ve R noktalarını etki eden sıvı basıncı sürekli artar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 olduğu zaman artık engel falan kalmadı. Buraya kadar geldi. Bundan sonra ne olacaktır? Her iki noktadaki basınç da artacaktır. Neden artacaktır? Çünkü yükseklikler sürekli artacaktır diyebiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı hangileri doğrudur dediğine göre 1 ve 3 olan C seçeneği. Bir öğrenci sıvı basıncı ile ilgili araştırma yapmak istiyor. Öğrencinin araştırması için yapacağı deneyinde kullanacağı 4 farklı kapta bulunan sıvıların cinsi, yüksekliği ve kapların taban alanları aşağıdaki gibidir. Öğrenci deneyiyle ilgili aşağıdaki yorumlarda bulunmuştur. Buna göre öğrencinin yorumları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Sıvı cinsinin sıvı basıncına etkisini araştırmak için karşılaştıracağı kapların tamamını bildiğinden ikinci yorumu doğrudur demiş. İkinci yoruma baktığım zaman sıvı cinsinin sıvı basıncına olan etkisini araştırmak için 1 ve 3, 2 ile 4 kapları karşılaştırmalı demiş. Evet, sıvı cinsini karşılaştırmak için 2 eşit yüksekliğe sahip farklı sıvılar alınmalıdır. Evet, 1 ve 3'e baktığımız zaman aynı yükseklikte zeytinyağı ve su varken yine 2 ve 4'te aynı yükseklikte su ve glisörül görüyoruz. Bu ifade doğrudur. Sıvının konulduğu kabın kesit alanının sıvı basıncına etkisinin olup olmadığını araştırmak için seçtiği kaplar yeterli olmadığından 3. yorumu yanlıştır demiş. Sıvı basıncı kabın kesit alanına bağlı olup olmadığını araştırmak için 1 ve 2 nolu kapları karşılaştırabilirim demiş. Fakat 1 ve 2 nolu kapların kesit alanları farklıdır, fakat aynı derinlikte ve aynı cins sıvı olmadığı için bu yorumu yanlıştır. Yorumu yanlıştır ifadesi doğrudur. Öğrenci sıvıların yoğunluklarını bilirse kapların tabanlarına uygulanan sıvı basınçlarını karşılaştırabilir. Bu ifade doğrudur. Sıvı derinliğinin sıvı basıncına etkisini araştırmak için karşılaştıracak kapların tamamını bilmediğinden birinci yorumu yanlıştır demiş. Birinci yorumda sıvının derinliğini sıvı basıncına etkisini araştırmak için yalnızca 2 ve 3 kaplarını karşılaştırabilirim demiş. Sıvının derinliğini karşılaştırmak için 2 sıvı farklı sıvı derinliğine sahip aynı cins sıvı alınmalı ve bu da sadece 2 ve 3 olabilir. Diğerleri farklı cinsi olduğu için olamaz. Bu yorumu doğrudur, yanlış değildir. Bu yanlış olanı soruyor, bir de cevabımız D seçeneğidir. Öğrenciler sıvı basıncına etki eden değişkenler ile ilgili yapacakları deney için U borusu, boyalı su, silikon boru, balon ve huni ile aşağıdaki düzenekten 2 adet kuruyor. Öğrencilerin kurduğu düzenekler ve yaptıkları deney aşağıdaki gibidir. A küçüktür B olduğuna göre deney ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Hemen bakalım birinci aşamada ne yapılmış? K sıvısı ve L sıvısı var her iki aşamada da. Önce H seviyesine kadar K sıvısı içine daldırılıyor. Boyalı su seviyesinde A miktarı kadar değişme oluyor. Evet, bu kadar daldırıldığında bu kadar bir değişme oluyor.
Daha sonra haş miktarına kadar geldiğiniz, haş seviyesine kadar geldiğinde buradaki ne oluyor? Artıyor. Bu neyi bize ispatlar? Sıvı basıncının derinliğe bağlı olduğunu. İkinci düzeneğe bakıyoruz. İkinci düzenekte de yine aynı sıvı basıncının derinliğe bağlı olduğunu anlatabiliyor. Yine haş ve 2H ve haşa kadar götürdüğümüz zaman buradaki B ne oluyor? Artıyor. A ve B'yi karşılaştırdığımızda bunların sıvıların yoğunlukları farklıdır. A seviyesi küçük, B seviyesi olduğuna göre A'daki basınç, yani A'nın olduğu birinci düzenekteki basınç B'nin olduğu ikinci düzenekteki basınçtan daha küçüktür diyebiliriz. Dolayısıyla birinci düzenekteki K sıvısının yoğunluğu ikinci düzenekteki L sıvısının yoğunluğundan küçüktür ve A ve B seviyesinin farkı budur diyebiliriz. Özdeş kaplardaki sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki K küçüktür L. Evet, aşağıda söylediğimiz gibi. İkincisinde bir ve ikinci düzenekteki veriler sıvı cinsi ile sıvı basıncı arasındaki ilişkiyi açıklamak için yeterlidir. Evet, bir ve ikinci düzenekler yeterlidir. Huni'nin sıvılarda 2H'dan H seviyesine kadar getirilmesiyle BA'ya göre daha fazla uzar. Yani B'deki seviye daha fazla artar. Bu da doğrudur. D seçeneğinde ise sıvı basıncı ile derinlik arasındaki ilişkiyi açıklamak için A ile B değerleri karşılaştırılmalıdır. A ile B değerlerini karşılaştıramayız. A'yı kendi içerisinde, yani H ve 2H'a getirdiğimiz zaman A'yı kendi içerisinde karşılaştırdığımızda bulabiliriz. Ancak A ve B'yi karşılaştırarak sıvı basıncının derinliğe bağlı olduğunu değil, yoğunluğa bağlı olduğunu bulabiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı D seçeneği.